Merhabalar hepinize. Cildimi bu halden bu hale nasıl getirdim bunu konuşuyor olacağız. Daha tamamen lekelerim ben de biliyorum. Geçmediler ama ciddi şekilde bir melazma problemi olup üzerine egzama hatası sırasında mevcut melazmanın olduğu yerlerdeki problemler daha da artmış, çok ciddi yara olacak şekilde lekeli bir ciltten bu seviyeye gelmek 3 aylık kısa bir sürede bence gayet başarılı bir dönem. Bunun birinci basamağı aslında. Sabah çıt bakım rutinim. Bunun akşam versiyonunu görmek isterseniz de yorum olarak bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bu rutine cildimi hazırlarken egzama hatasından sonra cilt bariyerim bozulduğunda cildimin onarıma ihtiyacı olduğunda yaptığım rutinle ilgili de bir video görmek isterseniz dediğim gibi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sabah cilt bakımı rutinime ben her zaman hipoklorit asitle başlıyorum. Bunu aslında cildiniz için olan bir dezenfektan gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu direkt sabah cildime ürünü sıkarak başlıyorum. Ve diğer işlerim işte köpeklerimi gezdirmek, kedilerimi beslemek gibi yaptığım işler sırasında en az 20 dakika kadar cildimde beklemesini, iş görevini yapmasını bekliyorum. Ardından duru suyla durulayıp şu anda gördüğünüz cilt bakım rutinime başlıyor olacağım. Hipokloriz asitin hemen direkt üzerine cilt bakım rutininizi yapmanızı tavsiye etmem. Bu ürünün çalışma mekanizması oksidasyonla olan bir şey. Yani direkt bunun üzerine C vitamininizi sürerseniz C vitamininizin etkinliğini azaltmış olursunuz. O nedenle bunun tamamen cildinizde kuruduğuna, cildinizden buharlaştığına yani 20 dakika kadar bir süreç geçti emin olun. Benim gibi yapın. Uyandığınızda sıkın. Günlük işlerinizi yaptığınızda yani uyanır uyanmaz cilt bakımı yapacağım diye ben uyanamıyorum. Uyananlar varsa tebrik ederim. Hemen ardından cildimi duru suyla duruladıktan ve kuruladıktan sonra tonik basamağına geliyoruz. Sabahları kullanacağım tonikler aslında iki şekilde gerçekleşiyor. Eğer cildimin bir eksfoliyasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam, özellikle bir gece önce retinol kullandıysam, bunu çok yapıyorum, günlük kullanıma uygun olan nazik asitlerle başlıyorum. Soflayın pirinç içeren tonik serumu, bu daha losyonumsu bir kıvamı olan bir ürün. Bunun içerisinde üre ve %1 oranında glikolik asit var. Bu nedenle günlük kullanım için uygun olan bir ürün. Aynı zamanda nem vermesine de başarılı bulduğum bir ürün. Diğeri PHA içeren bu Abibir Jericho Rose PH Toniği. Bu toniği gerçekten çok beğendim. Daha rutinimde çok yeni ama içerik olarak çok beğendim. PHA'nın yanı sıra çok kıymetli fermente içerikler de içeren bir ürün. Diğeri ise bu Roundlab markasının çam özleri içeren toniği aslında. Özellikle akneye meyilli bir cildiniz varsa bu toniği çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama cildimin bir eksfoliyasyona ihtiyacı yoksa da bu üçlü geliyor. Artık bunu anlatmama ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. I Am From'un pirinç toniği. Benim yeryüzünde en sevdiğim tonik. 8 senedir rutinimde olan, bittikçe tekrar tekrar satın aldım. Cildinizi aydınlatıp, parlatıp, nemlendirmekte, cildinizin içinden yansıma sağlamakta çok başarılı bulduğum bir tonik. Cilt tipiniz ne olursa olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Diğeri ise Anoa markasının Peach toniği. Bu içerisinde %77 oranında şeftali özütü içermenin yanı sıra bifada gibi kıymetli fermente içerikleri içerip hem cilt bariyerinizi onarıp güçlendirmenize yardımcı olurken içeriğindeki alfa arbutin ve şeftali özütü gibi özler sayesinde cildinizdeki leke görünümünü azaltmakta, cildinizin daha aydınlık, parlak gözükmesine çok yardımcı olan bir tonik. Bu tonik de artık benim için I Am From'un pirinç toniği gibi bir şey olacak. Gittikçe tekrar satın alacağım. Çok başarılı bulduğum toniklerden bir tanesi. Diğeri ise rutinime yaklaşık bir aydır katılmış olan bu Nineless markasının Melaprorize ve tirenexamik asit içeren toniği. Özellikle cildinizde leke probleminiz varsa, daha önce pirinç toniğini denediniz ve cildinize fazla nemlendiriciliği geldiğini düşünüyorsanız bu toniğe bakmanızı tavsiye ederim. İçerisindeki pirinç özlerinin yanı sıra tirenexamik asit içeren ve tirenexamik asit özellikle inatçı lekeleriniz varsa kesinlikle ve kesinlikle rutininizde olması gereken içeriklerden bir tanesi. Resmen hidrokinona benzer bir fonksiyonla çalışıp onun yaptığı irite edici etkileri görmüyorsunuz. Bunun içerisinde %2 oranında tirenexamik asit, %2 oranında niacinamid, %73'e yakın, %72
2,5 mu neydi herhalde. Pirinç ekstratları içeriyor. Glutatyon ve hyaluronik asit içeren bir ürün. Glutatyon da yine aynı şekilde cildinizde özellikle leke problemleri yaşıyorsanız lekeyi baskılamakta güçlü olan bir antioksidan ürünü. Bunu çok severek kullanıyorum. O günkü moduma göre bunlardan üçünden birini tercih ediyorum ama son dönemde en çok tercih ettiğim bu Nineless'ın ürünü. Bazılarınızın soracağını tahmin edebiliyorum. Sofulay'ın tonik serumu pirinçli olan I Am From'un rice tonlarına muadil mi diye. Aslında teknik olarak hayır. Ama pirinçli, uygun fiyatlı, başarılı bir ürün arıyorum diyorsanız da tercih edebilirsiniz. Çünkü bu buna nazaran daha yoğun kıvam olan üreyle glikolik asit içeren bir ürün. Yani bence bu günlük eksfoliyasyon işlemi yapan bunun versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Kahve molası. Şimdi melazmanız varsa ya da herhangi bir lekeyle başınız dertteyse seçeceğiniz cilt bakım ürünlerinizde şöyle dikkat etmeniz lazım. Mevcut lekenin rengini açacak, mevcut lekeyi baskılayacak, yeni oluşabilecek lekeleri yani melanin göçünü engelleyecek ve cildinizi çevresel faktörlere karşı koruyacak içerikleri içeren bir kombinasyon yapmanız lazım. Antioksidan olarak burada C vitaminini kullanabilirsiniz. Ben C vitaminini sabah cilt bakım rutinimde kullanmayı çok seviyorum. Ve yıllar sonra ilk kez yüksek konsantrasyonlu bir C vitamini serumunu cildimde kullanabiliyorum. O kadar güzel bariyer iyileştirmişim ki artık yapabiliyorum. Benim şu anda rutinimde iki farklı C vitamini serumum var. Bir de leke serumlarımın içerisinde C vitamini içerenler var. Onu konuşacağım. Bu Anoa'nın Green Lemon Vitasi Bilemiz serumu. Bu %20 oranında C vitamini içeren bir ürün. Elaskorbik asit formunda C vitamini C. Yani yüksek konsantrasyonlu C vitamini serumları arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Bunu kullanmaya başlamadan önce de özellikle lekelerinizin açılımında iyi olacak bir ürün arıyorsanız bu C vitamini kremine bakabilirsiniz. Saf C vitamini içermesinin yanı sıra İbo denen çok güçlü bir antioksidan, defalarca anlattım. Glutatyon ve tranexamik asit içeren çok güzel, başarılı bulduğum bir krem. Boyu sizi yanıltmasın, minicik bir miktarı yetiyor bütün yüzünüzü nemlendirmeye. Bunu da çok beğeniyorum ya da bölgesel olarak uygulama için çok başarılı bulduğum bir ürün. Diğer bir antioksidan olarak ne tercih edebilirsiniz? Juvenil'in glutatyon serumunu eğer cildinizde lekeleriniz varsa, sivilcelerden şikayetçisiniz, iltihaplanma varsa resveratrol serumunu tercih edebilirsiniz. Merimeyin ibodenini tercih edebilirsiniz. Ama yok Ayşen benim cildim C vitaminini kaldırmıyor. O dediklerini de denemek istemiyorum. Ben yeni bir şey denemek istiyorum diyorsanız Jumsan'ın bu antioksidan glow serumuna bakmanızı tavsiye ederim. Ben bu ürüne bayıldım. Cildinizi çok güzel yumuşatıyor. Bir de sürsem artık. Bunu bu arada bu serumun rengi bu. Oksitlendi zannetmeyin. Ama C vitamini serumlarınız da özellikle serum formda olanlardan bir kere de bir tane açmaya dikkat edin. Çok stabil bir şey değil elaskorbik asit. Allah'a ben yanlış sürdüm. Size bunu anlatacaktım. Bunu sürdüğüm için bunu anlatamam. Neyse üzerinden geçeriz. C vitamini serum emindikten sonra eğer bu C vitaminini kullanıyorsan bunların ikisi bu arada rüya gibi çalışıyor. Anoa'nın tranexamik asit içeren, leke alfa arbutin içeren, %10 niacinamid içeren serumuyla devam ediyorum. Eğer cildiniz yağlıysa %10 niacinamid yeterli gelebilir. Ama cildiniz yağlı değilse, niacinamid hassasiyetiniz varsa %5 niacinamid de lekeler için 3-5 aralığı çok başarılı ama bu serum o kadar güzel çalışıyor ki ve iritasyon yapmadığı için %10 niacinamid içermesini tamamen görmezden geliyorum. Ve bu ikisi gerçekten çok güzel şekilde çalışıyor. Yüksek konsantrasyonlu bir C vitamini kullandığım gibi ekstra bir antioksidanla ben devam etmiyorum. Ama benim iki tane daha leke serumum var. Kompleks leke serum. Özellikle bu Skin 1004'ün bu Tone and Brightening kapsül ampulüne ben bayıldım. Hassas bir cildiniz varsa, lekeleriniz varsa kullanacağınız leke ürünleri, serumlarının iritasyona sebep olabileceğinden korkuyorsanız buna bir bakmanızı tavsiye ederim. İçerisinde Centella %2 tranexamic acid, niacinamid içeren başarılı bulduğum bir leke serumu. Aynı zamanda içerisinde C vitamininin ester formları da var. Özellikle spora giderken sabah ekstra bir kere daha C
cilt bakımı yapmam lazımsa bu kadar detaylı yapmıyorum spora giderken. Bunu tercih ediyorum ya da acelem varsa. Ardından cildinizde sivilceye bağlı ya da bir travmaya bağlı bir lekeniz varsa, bu serumu ben maalesef melazmanın üzerinde çok etkili bulmadım ama yeni bir leke varsa cildinizde ve hızlı bir şekilde geçirmek istiyorsanız çok başarılı bulduğum bir ürün oldu. Bu da Nambazin No 5 Plus serumu. Bunun içerisinde yine %4 oranında tenegzamik asit içeriyor, glutatyon, C vitamini ve niacinamid içeren yine kompleks serumlardan bir tanesi. Bunu mesela C vitamini kullanamıyorsanız yine tercih edebileceğiniz serumlar bunlar. Tüm bunlar emildikten sonra sabah ya da akşam olması önemli değil. Yaşadığım egzama olayından sonra bir şey öğrendim ki akıllanmam lazım. Her zaman bir cilt onarıcı serumla devam ediyoruz. Şu anda açık olanlar bu şekilde. Bunlardan devam edelim. Şu It Fair'in Bifida Brown Sugar Peptid Serumu. Hem bakır peptitleri içeriyor hem Bifida içeriyor. Cilt barinizi onarıp güçlendirmekte çok başarılı. Bunu anlatmama gerek yok sanırım. Seramit milki, ampul, seramitler ve peptitler açısından çok zengin olan, cildinizi güçlendirip onarmakta çok başarılı olan, egzama dönemimde stokta olmadığı için diğer bütün bu bariyer ürünlerini keşfetmeme sebep oldu. Ama bunu çok seviyorum. Bittikçe tekrar satın alıyorum bunu da aynı şekilde. Koleksiyonumun en yeni iki bariyer ürünüyle devam edelim. Bunlardan bir tanesi Nambazin'in bir numaralı. Özellikle cildiniz akneye meyilliyse, cildinizi oluşabilecek sivilcelerden korumak, mevcut sivilceleri azaltmanıza yardımcı olacak, cildinizi sebum dengenizi korumanıza yardımcı olup cildinizi güçlendirecek bir serum arıyorsanız buna bakın. Ardından da Selimex'in Noni ampulü var. Ben bu ürüne bayıldım. Ya bu ürünün çözemeyeceği cilt problemi yok sanırım. O kadar söylüyorum. Ben bu ürüne bayıldım. Ben bunun ürünü Riddle Shot'larımla birlikte de kullanıyorum. Gerçekten çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi oldu. Çok güçlü bir antioksidan, cildin volümünü, cildin dokusunu, o yansımayı o kadar güzel düzeltiyor ki anlatamam size. Yani bunun viral olmasının bir sebebi var ve bence kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Bu Medicube'un Booster Pro cihazı sıkla beklediğim ürünlerden bir tanesiydi. Bu cihazı Medicube'un kendi ürünleriyle kullanmanıza ya da bu cihazlar için özel olarak tasarlanmış ürünlerle kullandığınızda daha maksimum sonuç görüyorsunuz. Ama bu cihazı neredeyse her ürününüzü özellikle Booster moduna kullanabilirsiniz. Ama ve lakin kullanacağınız ürünlerin içerisinde elaskorbik asit olmamasına, retinol ve asit içeren ürünler olmaması, yani soyucu asitler, işte sizin derinlemesine, en alt katmanlarına kadar iletmemeniz gereken içeriklerle kullanmamanız gerekiyor. Air Shot modu var. Bu birazcık Riddle Shot'ları mimikleyen, cildinizde microneedling, hava atarak microneedling yapıyormuş etkisi veren, böyle cildinize böyle hafifçe, bak şu anda bile geçirerek etki alabiliyorsunuz. Bunu haftada bir ya da iki kez uygulamanız lazım. Booster mod cilt bakımı ürünlerinizi daha derine itebilmeniz için olan bir ürün. Şu anda bunu çok fazla yapmayın. Cildinizde kaslarınızı çalıştırıp cilt kontürünüzü belirginleştirmeniz için olan modu. Derma shot mod çok değişik bak. Daha birdeyim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama yaptı etkiyi. Bildiğiniz kaslarınıza jimnastik yaptırıyor. Ben çok memnun olduğum bir cihaz bu. Öncesi sonrası görüntülerini de göstereceğim. Özellikle benim bu ağız kenarlarımdaki sarkmalarımın şurada hafif bir sarkma vardı. Bende botoks dolgu, hiçbir şey olmadığı için. Ve göz altlarımda çok ciddi şekilde çukur vardı. Cildimi çok güzel şekilde toplamama yardımcı oldu. Medicube'un jelini kullandıysam ya da nemlendiricisi, kolajen nemlendiricisi var bende. Bir nemlendirici kullanmıyorum. Şu anda bile cildimin nemi gayet güzel bir versiyonu. Bu arada bizi güneşten çektim. Umarım net şekilde görebiliyorsunuzdur. Günlük olarak kullanmayı tercih ettim. Şu anda 3 tane nemlendiricim var cildimin durumuna göre. Bunlardan bir tanesi Franklin'in Butter So Much adlı ürünü. Bu yağ bazlı konsantre bir krem. Yani kıvamı yoğun bir olan bir krem. Eğer egzamanız varsa, cildinizde kuru parçalarınız varsa, cildiniz ya da çok çok kuru hissediyorsa, neme ihtiyacı olduğunu hissediyorsa tercih edebileceğiniz bir krem.
Egzama döneminde çok severek kullandım. Şu anda da cildim aşırı derecede kuru hissettiği bir gündeyse ya da böyle kuru parçalar oluşmaya başladıysa bütün vücudum için geçerli. Çok severek kullanıyorum. Akşam nemlendiriciniz olarak da tercih edebilirsiniz. Ben gündüz de kullanıyorum. Genel olarak kış aylarında Dermofaktör'ün Skin Barrier kremini çok beğeniyorum. Gramajı çok yüksek. Cildinizi çok güzel onarıyor. Cildinize yetiştiriyor. Cildi kuru olanlar daha çok sever ama şimdiye kadar denediğim en ince yapılı bariyer kremlerinden bir tanesi. Ama ve lakin benim en sevdiğim Puritan'ın Pantenol kremi yenilendi. Artık içerisinde bir de bambu var. Ben bu kreme bayıldım bak. Yenilenen halini eskisinden daha çok seveceğim hiç aklıma gelmezdi ama oldu. Eğer cildiniz hassassa ve ben ne krem kullanırsam kullanayım olmuyor diyorsanız bu ürüne bayılırsınız. Yani resmen içerik listesine baktığınızda zaten cildinize neredeyse irite edecek kadar içeriği bile yok. O yüzden benim aşırı derecede beğendiğim bir ürün oldu. Yeni bir cilt yetiştirecek, cilt onaracak bir nemlendiriciye ihtiyacınız varsa kesinlikle bir bakmanızı kediler yukarıda delirdi. Bakmanızı tavsiye ederim. İçerik olarak, yapı olarak benim çok beğendiğim bir marka Purito zaten. İşte Dermofaktör'ünün Skin Barrier kremi ve bu Pantenol kremi ile ilgili sevdiğim Purito'nun şöyle bir şey var. Normaldeki bildiğimiz nemlendiricilerin 30-50 milimlik oranına nazaran birisi 150 mililitre, birisi 100 mililitre uzun soluklu olacak olan nemlendiriciler olması da en büyük avantaj. Ve son olarak da sıra geliyor güneş kremine. Jumison'un nemlendirme özelliği olan güneş kremi. Özellikle spora gidiyorsam, güneş kremi sürmem gerekiyorsa ya da acelem varsa hemen evden çıkmam gerekiyorsa bu Skin 1004'ün üzerine bunu sürüyorum ve kapıdan çıkıyorum. Nemlendirmesini, korumasını çok beğendim. Ama son dönemde hepimizi çok mutlu edecek bir güneş kreminden söz edeceğim. Bu Daily Mineral Tinted Sun Lotion'ın Village 11'ın güneş kremi. Bu kanalın eski takipçileri bilir. Benim Murat'ta çok ama çok sevdiğim bir mineral filtreli güneş kremi vardı. O da renkliydi. Renkli demesi bu arada sizi yanıltmasın. Hani pigment olarak renk vermiyor. Ürünün kendisi böyle somonumsu bir rengi var. Onun daha ince versiyonu. Bak böyle mineral filtreli güneş kremi gördünüz mü siz? Asla beyazlık bırakmıyor. Güzel şekilde kalkalayarak kullanmanız gerekiyor. Cildinizi rüya gibi emiliyor. Gün içerisinde benim için en önemli olan özellik ben mineral filtreli güneş kremlerini kullandığımda gün içerisinde benim şu ağız kenarlarımda ve yanaklarımda bir gerginlik oluşabiliyor. Bunda o tarz bir problem yaşamıyorum. Kirpiklerime, kaşlarıma dolup böyle beyaz beyaz garip bir etki de yaratmadığı için seviyorum. Mineral filtreli güneş kremlerine yüzümdeki terleme problemi sırasında denediğim ürünler içinde ve günlük severek kullanacağım beni yormayacak bir ürün ararken buldum. Mineral filtreli ürünlerde benim en büyük problemim o beyazlık bırakabiliyor ya, onu ben sevmiyorum. Özellikle benim gibi kara kaşlıysanız olabiliyor. Aralara giriyor. Bu güneş kremine bayıldım. Şu femsi bir bitişi var ama cildinize böyle sağlıklı, doğal bir ışıltı da bıraktığı için bu güneş kremini çok beğeniyorum. Ve sabah cilt bakımı rutinimi lip balmla bitiriyoruz. Bu Kerin'in lip balmlarını anlatmıştım daha önce de. Yani pahalı hemcinslerine yaptığı işin birebir aynısını yapıyor. Gözüm kapalı bana uygulatsanız ben aradaki farkı anlamam. Bütün bunlar emildikten sonra şu kirpik serumumu da süreyim. Tüm bunlar bittikten sonra, bütün güneş kremi, her şey cildime güzelce emildikten sonra ben bunun arasında genelde bir 20 dakika falan kahvaltı yapmaya falan gidiyorum bu sırada. Renkli bir ürünle devam ediyorum. Eğer lekeleriniz varsa onları bir şeyle örtmeniz lazım. Bu renkli güneş kremi olabilir. İçerisinde SPF içeren bir fondöten ya da BB krem olabilir ya da normal fondöteniniz bile olabilir. Yüzünüze, evin içinde bile oturuyor olsanız renkli bir ürünle geçip o lekeleri mümkün olduğunca güneş ışığından korumanızda lekelerinizin hızlı şekilde açılmasına size çok büyük yardımcısı olacaktır. Sevdiğim günlük kullanmayı sevdiğim o renkli ürünleri de günlük makyaj rutinimin videosunda konuşuyor olacağız zaten. Tüzet'in bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ürünlerle ilgili sorularınız, rutinle ilgili sorularınız varsa ben her zaman yorumlardayım. Bunu da biliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar
Güzel kalın ve çizek tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.